Merhaba, selamlar kardeşim. Selamlar, öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkürler, beni çok sağ ol. Ağlatma. Beni ağlatma. Birçok isim olabilirdi o. Yokluğunda çok kitap okudum olabilirdi. Bize gidelim beyler olmaz tabii ama... hani ama bu kitap doğarken hani Todd ismi, pilot ismi beni ağlatma olarak ilk ağızdan öyle çıktı. Ve ondan sonra dedik ki, abi bu çocuk böyle doğdu, ismi böyle kalacak dedik. Böyle kalacak. Bunun ismi beni ağlatma olacak. Ve böyle de dünyaya geldi. Ne mutlu da böyle dünyaya geldi. Evet, evet. Peki az önce bir kelime kullandınız. Kitabın ilk baskısı 3 tane çıktı. Birisi bende, birisi annemde. Yo, ilk imzayı da. İlk bana eve 3 tane karşılaştırmam için yani basın evinden daha topluca yani de basına ilk 3 tane geldi. İşte bir tanesi bende, bir tanesi de anneme gönderdi dediğim gibi. Üçüncü kişi. Onu birine imzaladım. Yani onu gerçekten söylesem ortalık karışır. O yüzden onu bak. Kadın gerçekten söyleyeyim. Ben kadındır yani. Yani onu hakikaten söyleyemem ama iyi oldu. Yani çok ya yani ben bak çok huzurluyum, çok mutluyum. Hatta oraya da yazdım. Vay be dedim. Hani bu kitabın hani 00000001 numaralı imzasının sana nasip olacağını 40 yıl düşünsem aklıma gelmez dedim ve ona imzaladım. Sonra beraber güldük. Verdim ona, teslim ettim ve gitti abi. Peki geçmişten kalan bir numara, hani hayatınızdaki en önemli kişi miydi acaba? Abi biriydi yani. Sizin için birisi mi sadece? Şöyle... Bence bir numara ise... Hayır yani eve geldi, çok istedi o kitabı. Hani dedi ki, orada gördü 3 tane olduğunu. Hani bir tanesini alabilir miyim dedi. Ben de hayır demedim. Almışken, bir de ne olur imzalar mısın dedi. Öyle hani imzalayayım o zaman dedim. Bir numara ona denk geldi. Ona denk geleceği 40 yıl düşünsem aklıma gelmez diyorum. Şu anda biz de düşünüyorum acaba nereden gireyim diye düşünüyorum. Boş ver, takılma. Yani sadece hani enteresan, kadere hani kaderse anlamda içim gönlüm rahat. Peki eskiden bir şey, tamam son kez soruyorum. Eskiden böyle sevdiğiniz, hoşlandığınız ve şu anda evli birisiniz? Evet. Abi bir dakika sen yani illa kadın olduğunu mu düşünüyorsun? Evet ben kadın olduğunu düşünüyorum. Ha eyvallah. Orada bazalarak. Ha eyvallah. Öyle mi kadın mı? Abi 4,5 milyar tane, 6 milyar mı oldu? Dünya kaç milyar? 9 milyar mı oldu? Evet. Dünya 9 milyar mı oldu şu anda? Abi 9 milyar tane potansiyel var. Çok fazla düşünme, boş ver. Süper, hızlı devam edelim. Okey. Kitap biraz konuştu ama geçtiğimiz günlerde olan hatta madalya aldı. Ya Yaman'ın bu senenin Allah nazardan saklasın. Alo. Fotoğrafta karizma çıkmış mı? Doğru. Ha bu arada arkadaşlar en önemli detay. Şu kapak fotoğrafını görüyorsunuz ya. Benim efsane bir kapak fotoğrafım var. Efsane olarak adlandırıyorlar. Bilmiyorum efsane ama hatırlıyorsanız arabanın olduğu gölgede aynı albümünü. Orada hani benim kameraya bakmadığım bir kapak var. Artı, eksi, bölü, çarpı gölgede aynı yazar. O kapağı çeken ve benim ilk albümün kapağını çeken Sevil Sert. 20 sene sonra fotoğrafçılığı bıraktıktan 20 sene sonra hayatında ilk defa deklanşöre bastı. O da bu kare oldu. Çünkü biz dedik ki konuşurken, hikayelerden konuşurken Sevil Sert'e geldi laf. Bu kitabı yazıyorsak bu kitabın kapağını Sevil Sert çekmesi gerekiyor dedik. Sevil'e gittik, yalvar yakar fotoğrafçılığı bırakmış. Sevil de 20 sene önceki aldı, hatta 23 sene önce aldı, dijital kamerayı aldı, onunla çekti. Yaklaşık 2 hafta o oradaki okay. Başka soracağınız çocuklar? Pazartesi, Salı Uludağ'dayım, yarışlardayım. Şimdi biraz önce röportajda söylediğim gibi Mustafa Sandal, hani neden bu kitabı yaptık? Şimdi artık Mustafa Sandal versiyon 2.0'ın tasarımı üzerine çalışıyoruz. Bayağıdır da çalışıyoruz. Hani mesela mod da bu tasarımın bir parçasıydı. Ve artık versiyon 2.0'a doğru giderken şu buraya kadar olan bu versiyon 0 bizim versiyon 2.0'ı, Mustafa Sandal versiyon 2.0'ı güzelce motive etsin diye böyle bir kitap yaptık. İnşallah okuyanlar o samimiyeti, o keyfi alırlar. İnşallah bazılarına bir sıcaklık, bazılarına bir ilham, bazılarına bir coşku, bir keyif verir okuyanlara. Dileğim budur. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hadi hemen kutumuz lazım. Alın şunu. Al sonra. Teşekkür ederim. Yakın bir yeri yok ya.
Hadi görüşürüz abi, ben gitmem lazım.